Konya tartışmalarıyla ilgili CHP'ye yüklendi. Eleştirileri si olarak nitelendirdi. Ana muhalefeti tarihimizle, kültürümüzle barışmaya çağırdı. Anadolu İmam Hatip liselerinde Osmanlıca mecburi ders olsun. Düz liselerde de seçimli ders olsun anlamında bir tane tavsiye kararı var. Ve bunu ortaçağ karanlığına dönüş gibi niteliyorlar. Tabii bu eğer başka bir ülkede falan olsa yani bu insanlar sokağa çıkamaz. Böyle bir konuda böyle bir teklifi tabii hayretle bir karşılıyorum. Bu kadar cehalet olmaz. Osmanlıcanın Türkçe olduğunu da bilmezler. Yani Osmanlıca Türkçedir, sadece farklı bir alfabeyle yazılan Türkçedir. Bunu herkes bilir. Bütün tarihimiz bizim Osmanlıcadır. Hep söyleniyor, meclisteki birinci meclisin tutanakları falan Osmanlıcadır. Son zamanlarda yani bazı tutumlarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihimizle, tarihi değerlerimizle, toplumsal değerlerimizle, dini değerlerimizle giderek barışıyor gibi hissediyorsunuz bazen. Ama böyle bir durum geliyor, o zaman nafile diyorsunuz. Onların bu, bunların kodları bu. Genlerine işlemiş. Tarihimizle, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle tabii barışmaları da mümkün olmuyor. Ben bunları tabii çok sığ buluyorum. Çok kısa sürede öğrenilir. Ben kendi çabamla çok acısını çekmişimdir bilmemenin ve kendi çabamla fakülteyi bitirdikten sonra öğrenmişimdir. Bunun sıkıntısını çeken çok insan bilirim ben. Okuyamaz, araştırma yapamaz, doğruları bulamaz, illa o işte dolaylı tercümeler bulur vesaire. Yani yabancı dili öğrenen bu kadar insan, birkaç yabancı dili kendi kaynaklarını, klasiklerini okuyacak bir alfabeyi niye öğrenmesin ki?